Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ulusalcı yenilikçi sarsıntısını konuşacağız. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin Ankara stüdyomuzda konuğum. Sayın Tekin, iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Hemen sormak istiyorum. CHP'de neler oluyor ve CHP'nin iç işlerini karıştıranlar kim ve neden? Evet, çok teşekkür ediyorum. Aslında tabii Türkiye'nin gündemine baktığımızda çok ciddi sorunların ve çok ciddi sıkıntıların olduğunu görmemiz mümkün. Örneğin Sayın Başbakan iki gün önce, yani dün sabah Katar'a gitti ve ilk kez yanına gazeteci almadan gitti. Katar dediğiniz turistik Bodrum değil ya da herhangi bir turistik bir merkez değildir. Katar dediğiniz aynı zamanda Orta Doğu coğrafyasındaki bütün bu sorunların planlandığı bir merkezdir. Şimdi Sayın Başbakan'ın aslında Katar'a gitmesini ne yazık ki Sayın Kılıçdaroğlu belki bugün basını medya eleştirirken biraz da bu pencerede, bu çerçevede bakmıştır. Sayın Başbakan kritik süreçte patriotların tam yerleştirildiği bir dönemde İran'ın, Suriye'nin, Irak'ın dış işlerinin tehdit savurduğu bir ortamda acaba hayırdır Katar'a niye gitti? Katar'da ne vardı? Bakın Sayın Başbakan bir tane bu ülkenin evladı okumuş, öğretmen olmuş. Atamam niye yapılmıyor diye sorulduğunda bir atama bekleyen bir çocuğun eleştirisine tahammül edemeyen bir başbakanın İran dışişlerinin dün söylediklerini acaba görebildiniz mi? Şimdi bütün bunları asıl görmemiz gereken Türkiye'nin iş meseleleriyle ilgili. Ne yazık ki parlamentonun dışında çok önemli sürecin işlediğini ve bu sürecin kamuoyundan gizlendiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Yani bu dış politika, iç politika ne zaman parlamentoda konuşuldu? Ne zaman bu parlamentoda karara bağlandı? Ya da bu sürecin tamamı patriot füzeleri mi gelecek, neler gelecek, neler gidecek? Hangi gün iktidar yetkilileri ana muhalefete, muhalefet partilerine bilgi verdi? Bırakın bilgiyi, görüyorum ki Sayın Başbakan'ın bile bilgisi yok. 48 gün önce Korcan Bey, 48 gün önce Sayın Başbakan'a patriot füzeleri konuşuluyor, bu konuda ne diyorsunuz diye sorulduğunda Sayın Başbakan'ın çok sert bir eleştirisi oldu. Asparagas nereden çıkarıyorsunuz dedi. Şimdi sormamız lazım. Yani elbette bu CHP'de eleştirilebilir, CHP'de tartışılabilir, CHP'nin politikaları da eleştirilebilir. Buna son derece açığız, buna hiçbir itirazımız yok. Ama iktidarın eleştirilmediği, sadece muhalefetin eleştirildiği bir ülkede yaşadığımızı da unutmayalım. Cumhuriyet Halk Partisi darbecilikle niçin suçlanıyordu Korcan Bey? Askerlerle ilintisi olduğu için. Tutuklu, Silivri'deki tutuklularla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi sürekli darbecilikle suçlanmıştır. Şimdi Sayın Başbakan geçen gün bir televizyon programında tutuklu askerlerle ilgili söylediğini, doğrusu aklıma şu geldi: avukatın düşkünü derdini mübaşire anlatır. Yani bu kadar tutuklu asker varsa, tutuklu milletvekili varsa Sayın Başbakan'ın yapacağı bir tek şey var: gazetecilere ağlaşmak olmayacak. Parlamentoya dönecek. Ana muhalefette bu konuda hazır. Bir gün gereğini yaparız. Bir gün içerisinde. Şimdi bütün bunları denemiyor. Türkiye'nin asıl tartışması gereken içerideki politikalarımızın, gerek iç barışımızla ilgili, gerek dış barışımızla ilgili ne yazık ki neredeyse konuşulmayan, kapanmış, sanki hiçbir şey olmamış gibi. Doğrusu ben bugün 3 ülkenin dış işlerinin demeçlerine bakınca acaba biz nereye gidiyoruz diye merak ettim. AKP yetkilileri çiftçiye, atanamayan öğretmene cevap veriyor da İran dışişlerine niye cevap vermiyor diye doğrusu merak ediyorum. Peki bu noktada Sayın Donanma Komutanı'nın istifasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla şimdi bizi bir süs bebeği gibi parlamentoya getirmişler. Kusuruma bakmasın, ben de milletvekiliyim. Bütün bu olup bitenlerde geçmiş dönemlere baktığımızda Sayın Erbakan dönemi dahil olmak üzere Sayın Demirel, Sayın Özal, Sayın Ecevit dönemi
içeride ve dışarıda kritik olayların tamamı sadece ana muhalefete değil, parlamentoda bütün siyasi partilere bilgi verilirdi. Yani en azından o siyasi partilerin yetkili kurullarına, genel başkanlarına bilgi verilirdi. Şu anda ana muhalefet olarak dışarıda ve içeride olup biten, askerlerle ya da kamuyla ilgili olup bitenlerin hiçbirisinde haberdar olmadığımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Siz nasıl sabahleyin gazetelerde, televizyonlarda görebiliyorsanız, ana muhalefet olarak da ne yazık ki biz ancak bu kadarını görebiliyoruz. Şimdi Sayın Başbakan'ın Katar'a gidişi çok önemli. Altını çizerek söylüyorum. Bugüne kadar defalarca gidilmiştir. Galiba onun üstünde bir Katar seyahati vardır. Ama bu seyahati çok önemli olduğunun altını çizerek söylemek ve ifade etmek istiyorum. Umut ediyorum ki kafamızdaki soru işaretleri inşallah doğru değildir. Ya da dışarıdaki şu anda kendimize düşman ettiğimiz, dün kardeş olduğumuz bütün Orta Doğu coğrafyasındaki ülkelerin Türkiye ile ilgili tehditleri herhalde ciddi değildir diye sabırla bekliyoruz. Peki bu Katar ziyaretinin önemini altını çiziyorsunuz yayının başından bu yana. Bizim bilmediğimiz ama sizin bildiğiniz bir şey var mı efendim? Bu Katar ziyaretiyle elbette ilgili. Bilmediğimiz olur. Bu Katar dediğiniz Orta Doğu coğrafyasında Orta Doğu planlamasının yapıldığı bir merkezdir. Bunu herkes biliyor. Yani Orta Doğu'daki Mısır'da ya da İran'da, Irak'ta, Suriye'de, Türkiye'de ne olacaksa ana merkezi Katar olduğunu hepimiz biliyoruz. Yoksa bir ülkenin başbakanı yılda 10 kez Katar'a niçin gider? Yani ve bu son Katar gidişine de baktığınızda neredeyse kamuoyunun önemli kısmının haberdar olmadığı bir gezi oldu. Bugün fark edildi. Sayın Başbakan döndükten sonra fark edildi. Patriot füzeleri niçin alınır? Yani Korcan Bey, siz bir silah ihtiyacını niye duyarsınız? Bir can güvenliğiniz varsa, sorun varsa ihtiyaç duyarsınız. Bütün bunlara baktığımızda ne yazık ki çok önemli bir sürecin içine girdiğimizi ve bu sürecin kamuoyuna paylaşılmadığı inancı içerisindeyiz. Anlıyorum. Peki buradan hemen yine CHP'ye dönmek istiyorum. Bugün tabii ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmayı gayet dikkatle dinledik. Peki buradan yola çıkarak da şunu sormak istiyorum. Parti içindeki dengeler ne durumda? Nasıl idare ediliyor ve ulusalcılar ne kadar etkin? Bunu bir kez de sizden dinlemek isterim. Evet, tabii ne yazık ki yine medyanın özellikle bilinçli ya da bilinçsiz, kusuruma bakmasınlar, işte ulusalcılar, yenilikçiler, gelenekçiler, birçok terimlerle yeni bir tartışma ortamı yaratıldı. Ben 30 yıldır CHP'deyim. Evet. 30 yıl, yani SODEP'in kuruluşundan bu yana. Ben neyim o zaman arkadaşlarımız ulusalcıysa? Cumhuriyet Halk Partisi siyasi partilerin, bu sadece CHP için geçerli değildir, partileri bağlayan programıdır, tüzüğüdür. Partinin programı tüzüğünde bu sorunlar var mı yok mu, bunlara bakacağız. Bireysel olarak milletvekilleri, belediye başkanları, il başkanları elbette düşünceleri, görüşleri olabilir. Ama sadece bireysel olarak kalır. Partileri bağlayan programıdır. Partinin kurumsal kimliğini de genel başkan temsil eder. Eğer eleştirilecekse bu eleştiri Sayın Genel Başkanı olmalı. Mesela şimdi AKP milletvekillerinde onlarca milletvekili birçok şeyler söyledi. Hiçbirinde fırtına kopmadı. Örneğin Diyarbakır milletvekili çok önemli şeyler söyledi. Basınımız, medyamızda çok ciddi bir tartışma bile olmadı. Bütün bunlara baktığımızda elbette Sosyal Demokrat Partilerde farklı düşünceler olacaktır. Bu farklı düşüncelerin alanları gazeteler, televizyonlar değil. Bu farklı düşüncelerin alanları parti meclisidir, grup toplantılarıdır, partinin kurullarıdır. Ve kaldı ki bizim öyle bir genel başkanımız var ki Sayın Kılıçdaroğlu, olağanüstü hoşgörüsü olan bir genel başkan. Bizim parti meclisimiz 12 saat devam ediyor. Bütün arkadaşlarımız kesintisiz olarak düşüncelerini rahatlıkla ifade edebiliyor. İfade alanları buralardır. Birçok arkadaşlarımız, umut ediyorum ki Sayın Genel Başkanımızın bugün konuşmasından sonra herhalde kamuoyunda ya da tweetlerle birbirlerine cevap vermesi söz konusu olmayacak.
Kime cevap verecek arkadaşlarımız? İktidar yetkilileri, Sayın Başbakan, bakanlar, AKP yetkilileri eğer bu partinin genel başkanına saldırıyorsa 135 tane milletvekili arkadaşımız tweetlerini oraya çalıştıracak. Oraya cevap verecek. Türkiye'nin çok ciddi sorunları var. İşsizlik var, yoksulluk var, sefalet var. Bugün parlamentoda özellikle gazeteci arkadaşlarımızın da olduğu bir alanda 50'nin üstünde ziyaretçim vardı. Tamamı nereden bakarsanız bakın 48 tanesi oğluma iş, kızıma iş. Dünyanın hiçbir parlamentosunda, Çin, Japon hangi parlamento derseniz denin, gidin parlamentoya, salı günleri 10 bin tane ziyaretçisi olmaz. 10 bin tane ziyaretçi niye geliyor? Çaresiz, sıkıntılı, işsiz. Bütün bunları ne yazık ki konuşamıyoruz. Parlamentoda da konuşamıyoruz. Parlamentoda da gündemimiz farklı bir şey. Yine iş kazaları. Bugün daha gelirken yine bir iş kazasında iki tane kardeşimiz hayatını kaybetti. Bunlar iş cinayetine dönüştü. Bütün bu iş cinayetlerinin önleminin alınabilmesi için mecliste, parlamentoda bunları konuşmamız gerekiyor. Binlerce esnafın kepenk kapattığını biliyor musunuz? Daha 4 gün önce Zonguldak'taydım. 12 bin esnaf sadece bir yıl içerisinde, yani 2012 yılı içerisinde 3800 tane esnaf kepenk kapatmak zorunda kalmış. Ama bunların hiçbirisi ne yazık ki bizim medyamızda da yok, televizyonlarımızda da yok. Bizim zaman zaman Türkiye'deki bu olumsuzluklar, yolsuzluklar, bakanlar kurulundaki sorunlarla ilgili gündeme getirmemize rağmen haber almıyor. Belki ana muhalefettir, muhalefeti ciddiye almayabilir, doğru söyleyemeyebilir. Ama uluslararası kuruluşların yayınlamış olduğu rapora bakıyoruz. Avrupa'da yolsuzlukta Türkiye birinci. Evet. Türkiye geçen hafta Sayın Celal Kılıçdaroğlu'nu tartıştı. Doğrusu herhangi bir ülkede, Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de bu tartışma olabilir miydi? Yani bir ülkenin başbakanının kardeşinin herhangi bir şirkette çalışması son derece doğal. Haber bile olmaz. Neyi haber olurdu? Bakanlar kurulundaki bakanların çocuklarının %80'inin holding, nasıl holding sahibi oldu? Onlar tartışılması gerekiyordu. Onlar gazetelerde haber olması gerekiyordu. O da olmadı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Celal Kılıçdaroğlu'nun bekçiliğine tahammül edemeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Bekçilik, sadece bekçilik. Alın teriyle, namusuyla, şerefiyle çalışıp evine aş iş götürecek bir insana tahammül edemediler ve o şirkete vergi dairesi defterlerini isteyerek inceleme alacağım dedi. Olağanüstü, ceberrut bir dönemde yaşadığımızı bütün CHP'li arkadaşların bilmesi gerekiyor. Peki bunu, yani evet, ana muhalefet liderinin kardeşinin güvencesi yoksa sokaktaki yurttaşımızın güvencesi olabilir mi? Peki bu noktada bizim yine asıl konumuz bunlar olması. Anlıyorum. Gayet net anlattınız. Bu noktada yine tabii ki ben parti içine dönmek istiyorum. Çünkü çok sorulan, çok konuşulan aslında sorular. Onu da ben hemen size yöneltmek istiyorum. Peki Sayın Güler'le görüşüldü. Neler konuşuldu? Bir uyarıda bulunuldu mu? Neler söylendi bu açıklamayı yapan milletvekiline? Yani parti içindeki bu görüşleri de lütfen bizle paylaşır mısınız? Tabii. Ya bir disiplin cezası verilecek mi ayrıca? Hemen şunu söyleyeyim. İkili konuşmaların ne olduğunu ben bilmiyorum. Sayın Genel Başkanımız, Sayın Vekilimizle baş başa görüştüler. Muhakkak. Ama onların ikili olarak Sayın Genel Başkanımızla Sayın Milletvekilimizin ne konuşup konuşmadığını bir önemi yok. Bugün Sayın Genel Başkanımız çok somut, çok net tavrını ortaya koydu. Bundan sonraki süreçte milletvekili arkadaşlarımızın tamamı, sadece Sayın Güler'le ilgili değil, 135 milletvekili için geçerli olan kurullarımızda elbette düşüncelerini açık ifade edebilecekler. Ama kurulların dışında tweette ya da sosyal medyada ya da başka alanlarda, televizyonda, gazetelerde milletvekili arkadaşlarımızın birbirlerine cevap vermeler söz konusu olmayacak. Sayın Genel Başkanımızın bütün konuşmalarında bu çerçevenin olduğunu gördüm. Anlıyorum. Peki hemen buradan yine şunu da sormak istiyorum. Eskişehir Belediyesi'ne yönelik... Yani merakınızı
Merakınızı gidermeniz açısından şunu söyleyebilirim. Buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi'nde herhangi bir bölünme söz konusu olmayacaktır. Bu çok emin olarak söylüyorum. 30 yıldır bu partinin her kademesinde görev yapan bir insan olarak söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bütün arkadaşlarımız kendisine ne derlerse desin, yenilikçi, genellikçi, ulusalcı, Türkiye'nin ulusal bütünlüğü için, Türkiye'nin demokrasi ve özgürlüğü için elbette yol birliği, can birliği yapacağız. O konuda hiç kimseyi mutlu etmeyeceğiz. Peki Sayın İsa Gök'ü ağırladık dün burada haber merkezimizde. CHP'ye ikinci bir operasyon yapılıyor dedi. Katılıyor musunuz bu sözlere? Hiç katılmıyorum. Hiç katılmıyorum. Yani gerçekten ben de izledim. Hiç yakıştıramadım. Sayın Gök'te aynı kurulda görev yaptık. Yani CHP böyle pazarda konuşulacak, tartışılacak operasyonel bir siyasi parti olmadığını en iyi Gök'ün bilmesi lazım. Anlıyorum. Buradan hemen bir soru içinde iki soru aslında sormak istiyorum. Bir, Eskişehir Belediyesi'ne yönelik operasyonla ilgili neler söyleyeceksiniz? İki, yerel seçimler yaklaşıyor. Siz aday olacak mısınız? Eskişehir'le ilgili İçişleri Bakanlığı'na bir sorumuz var. Kaç tane belediye yargılanıyor? 1097 tane belediyenin yargılandığı bir ülkeden yaşıyoruz. Onlarca belediye başkanının görevde alındığı, onlarca belediye başkanının tutuklu olduğu, belediye meclis üyelerinin, il genel meclis üyelerinin tutuklu olduğu, binlerce belediye bürokratının soruşturma geçirdiği bir ülkede yaşıyoruz. Ve ne yazık ki bu manzara, bırakın gelişmiş ülkeleri, dünyanın hiçbir yerinde yok. Asıl bunu konuşmamız lazım. Eskişehir Belediye'miz Birleşmiş Milletler, bakın Türkiye'de Birleşmiş Milletler ödülünü alan tek belediyedir. Tek belediye. Buna tahammül etmeyeceksiniz. Elbette soruşturma olabilir. Soruşturma her belediyede olabilir. Ama soruşturmanın bir uslubu vardır. Böyle bir itibarsızlaştırma, bir baskı, sabahın altısında toplama. O savcı dese ki Büyükşehir Belediye Başkanı'na, Sayın Yılmaz Bey'e, şu bürokratları şu saatte göndereceksiniz, göndermez mi? Şu dosyaları istiyorum denilmez mi? Niye bu saat 6'da bu operasyonlar AKP belediyesine yapılmaz da muhalefet belediyelerine yapılır? Bu kadar insafsızlık olur mu? Bu kadar aymazlık olur mu? Bakın İzmir'de bir sorun yaşandı. Onlarca evet. insan itibarsızlaştırıldı. Günlerce televizyon ekranlarında yolsuzlukla itham edildi. Sonra geçen gün çıkan rapora bakıyoruz. Hiçbir arkadaşımızın suçu olmadı. Bilirkişi raporlarında çıktı. Yazık, günah değil mi? Bu insanların aileleri yok mu? Bu insanların çevresi, dostları, vicdanları, onurları, hasiyetleri yok mu? Ne hakkınız var bunu yapmaya? Buradan şuraya gelmek istiyorum. Buyurun. Beni yarın yetkilendirin. Yarın yetkili olayım. Şu yasaya göre, bugün uygulamış olduğumuz, adına yerel yönetim yasası dediğimiz çürümüş ceberut yasayla onlarca belediye başkanını tutuklarım. Onlarca. Şimdi öncelikle bizim bu yasaları değiştirmemiz lazım. Gelişmiş ülkelerde hangi yasayla uygulanıyorsa bu yasalarla uygulamamız gerekiyor. Şimdi biz demokrasiden bahsediyoruz. Ne zamandan beri bir demokrasi, hangi demokrasilerde var? 500 bin seçmenin oyuyla belediye başkanı oluyorsunuz. Sizin tepenizde kaymakam olacak. Hangi demokraside var? Ne yazık ki demokrasi, memokrasi Türkiye'de yok. Eğer demokrasi yerleştirmek istiyorsak, burada iktidar partisinin de çok muzdarip olduğu bu 12 Eylül darbe Peki. sürekli konuşulur, tartışılır. 12 Eylül döneminde siyasi partiler yasası çıktı. Onu hemen değiştirelim. Evet. Peki nasıl siz, değiştireceğiz? Almanya'daki sistem, İngiltere'deki sistem neyse onu getireceğiz. Peki. Niye bu noktada hemen şunu sormak istiyorum. Olarak biz kanun teklif verdik. Anlıyorum. Çok net bu şu dakikaya kadar anlattıklarınız ama süren bitti. Son söz. Yerel seçimler yaklaşıyor. Siz şahsınız aday olacak mısınız? İstanbul'la ilgili söylüyorsunuz. Hemen şunu söyleyebilirim. Sadece İstanbul'da değil,
Türkiye'nin dört bir yanında önümüzdeki 2014 yılında 89 yılındaki başarıyı elde edeceğiz. Kamu yoklamalarına hiçbir arkadaşımız itibar etmesin. 63 il dolaşan bir siyasetçi olarak söylüyorum. İstanbul'daki aday kim olursa olsun birinci önceliğimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olmasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi kiminle iktidar olacaksa Gürsel Tekin olarak da ben de yanında olacağım. Peki bu durumda yerel seçimin startı verildi anladığım kadarıyla parti içinde de. Elbette uzun süredir çalışıyoruz. 63 tane il dolaştık. Arkadaşlarım, milletvekili arkadaşlarım, genel başkan yardımcısı arkadaşlarım, parti meclis üyesi arkadaşlarım hepsi sahada, alanlarda çalışıyor. Önümüzdeki günlerde sürpriz bir seçimle karşı karşıya olacağımızı göreceksiniz. Tam net cevap vermediniz ama adaylık konusunda eğer aday olursanız parti içindeki bütün arkadaşlarınızın sizi destekleyeceğine inanıyor musunuz? Hiç tereddütsüz. Peki bu durumda aday mısınız? Nasıl ki bir başka, bak nasıl ki bir başka arkadaşımız aday olduğunda hepimiz etrafında olacaksak, bunun adı ister Gürsel, ister Ahmet, ister Mehmet, ister Cafer. Kim olursa olsun bir bütünlük içerisinde Türkiye'nin önümüzdeki süreçteki bu sorunlu süreci atlatabilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğe, dayanışmaya, sevgiye ihtiyacı var. Bu konuda hepimiz o özveri içerisinde kol kola olacağız, hiç merak etmeyin. Peki Sayın Sarıgül'ün de adı geçiyor. Bu konuyla ilgili bir şeyler söyleyecek misiniz? Şimdi önce CHP dışında bir arkadaşımızı değerlendirmek çok doğru değildir. Sayın Sarıgül CHP'ye geldikten sonra değerlendirme yaparız. Peki çok teşekkür ediyorum Sayın Gürsel Tekin. Değerli görüşlerinizi ben teşekkür ediyorum. Açıkladığınız için, katıldığınız için iyi akşamlar diliyorum efendim.